2021 yılında hala 4K 60p çekim yaparken crop atan bir makine olduğunu görmek gerçekten canımı sıktı. Niye kimsenin bunun dile getirdiğini görmüyorum. O da ayrı muhabbet. Yani neden kimse bundan bahsetmiyor? Makine 4K 60p'de 1,5 crop atıyor. Yani full frame diye aldığın makine APS-C sensörlü bir makineye dönüşüyor. Bir önceki videomuzda AYD 3'ü değerlendirdiğimiz videomuzda Sony'nin full frame gövdelerde yeterince güçlü olduğunu konuşmuştuk. Fakat gördüğüm kadarıyla kuvvetli olmaktan giderek vazgeçiyor. Çünkü en büyük amiral gemisi AYD 3'ün devamı olan AYD 4'te neredeyse hiçbir yenilik yok. İşlemci yenilenmiş, ekran yenilenmiş. Hepsi bunların fasafiso. Yani insanların yıllardır Sony'den istediği doğru düzgün bir 4K 60p full frame gövdede. Yani AYD S3 almak istemeyenler ya da FX3 almak istemeyenler aynı zamanda hem fotoğraf çekeyim hem video çekeyim diyenlerin yolunu kapatmış bir makine oldu bu. AYD 3 yerine kimsenin kolay kolay AYD 4'e geçeceğini düşünmüyorum. Sen full frame'li çok güçlü bir makine çıkarıyorsun ve bu full frame makine 4K 60p'de APS-C sensöre dönüşüyor. Tamamen hayal kırıklığı, tamamen rezillik. İlk makine duyurulduğu zaman gerçekten çok sinirlendim. Yani tabii ki arkadaşlar arasında biz konuşurken AYD S3'ün ya da FX3'ün satışının engellenmemesi adına bir takım özellikler AYD 4'e konulmayacağını düşünmüştük. Mesela 4K 100p'yi koymayacağını zaten biliyorduk. Biz videomuzda da konuştuk bunu. 4K 60p'yi bari düzgün koy. Ekran hala R5'in gerisinde. 1.44 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ekran var arkadaşlar. Benim kameramda şu an 422 noktalı ekran var. Yani bu manuel lens kullanırken gerçekten zorluyor. AYD 3'ün ekranı da çok kötüydü. AYD 4'ün ekranında da bir seviye yükselmiş ekran. Tamamıyla kaliteli, doğru düzgün Canon R5 ya da Canon R6'da olan ekran gelmemiş. Anlamak gerçekten güç, zor. Yani bir ekran koymak neden bu kadar zor? Eğer ilk gün video yapsaydım gerçekten daha sistemli, daha ofansif bir video yapacaktım. Fakat yani aradan 2 gün geçti. Biraz böyle duruldum. Yine APS-C sensörü kullanmaya muhtemelen ben devam edeceğim. Sony'den yeni bir APS-C sensörlü kamera bekliyorum. Kasım Aralık gibi o da duyurulur diye düşünüyorum ama yani ben bu adamlardan şu andan itibaren çok bir şey beklememeye karar verdim. AYD 4'te 4K 60p'de APS-C sensörü çeviren adam, marka muhtemelen APS-C sensörlü kamera çıkardığında da 4K 60p koymayacak ki zaten AYD 4 APS-C sensörü dönüşüyor. Yani anladın mı? Satış politikası diyerek giderek seviyeyi yerlere düşürüyor. 4K 10 bit 4.2'den hiç bahsetmeyeceğim. Zaten bunu bekliyorduk. Yani bunu koymaması asrın hatası olurdu. Ama belki de bu bizim Fujifilm seminerine yaptığım videoda konuştuğumuz muhabbet olabilir. Orada demiştik ya, markaların kendi aralarında ufak ufak çıkar ilişkileri var diyeyim. Biri bir makineye çıkarıyor, diğeri o makine rakip çıkarmıyor diye konuşmuştuk. Belki de Canon R6'ya, yani şu an full frame gövdede hem fotoğraf hem videoyu en iyi yapabilen makine Canon R6. Yani AYD 4 çıktı ve dedi ki kardeşim ben sana bu liderliği bırakıyorum. Canon R6 buyur. Liderlik tahtı senin. Yani ikisini de sen yap. Hibrit kamera sen ol. Resmen bu bir devir teslim töreniydi. Başka bir şey değildi. Yani ben daha fazla farklı bir anlam yüklemek istemiyorum. Heyecan metrem 3'tü. Adamlardan ben 7K video bekliyordum. Adamlar 4K 60p'de crop atıyoruz dediler yala. Bu arada eklemek istediğim bir şey var. Galiba Sony bizi duydu arkadaşlar. Birçok videoda gömdüğüm o kameranın üzerine 4K yazmalı takıntısını kaldırmışlar. AYD 4'ün üzerinde 4K yazmıyor. Ben bunu gördüm, gerçekten kahkahalar attım. Çok güldüm. Yani sesimizi duyurduk. Bunu başardık. 600 aboneyle bunu yapıyorsak 6000 aboneyle neler yaparız? İnanıyorum başaracağız. Abone olmazsanız para verip satın almak zorunda kalırım. Abone olursanız derim ki benim 1000 abonem var. Bana hemen o kamerayı ver. İnceleme yapacağım. İnsanlar kamera incelemesi bekliyor. Eğer abone olursanız, abone olmazsanız arabayı satarım. Galiba. Bir bakmam lazım. İstiklal Marşı ve kapanış.